Show TV ekranlarında çok yakında yayınlanacak olan Ustura Kemal merakla bekleniyor. Ekibimiz Ustura Kemal dizisinin setine gitti ve bakın sizler için neler görüntüledi. İzleyelim. Show TV ekranları çok yakında bomba gibi bir diziyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ustura Kemal. Ustura Kemal bomba gibi geliyor. Bir çizgi roman kahramanı olan Ustura Kemal'de İstanbullu bir kabadayının hikayesi anlatılıyor. İstanbul'un işgal yıllarında düşmana karşı dimdik ayakta duran Ustura Kemal, deyim yerindeyse bir halk kahramanı. Dizinin oyuncu kadrosuysa oldukça başarılı. Birçok usta isim başrolleri paylaşırken biz dizinin kötü İngiliz subayının yanına gidelim. Yani Emre Kınay'ın. Bir halk çizgi roman kahramanı aslında biliyorsun Ustura Kemal. İşgal dönemi İstanbul'da geçiyor. Anadolu'da hareketler var. İstanbul bağlantısı var. İstanbul'un da bir istihbarat komutanı var ki İngiliz. Allah'ın belası bir adam. O da bendeniz Cennet Kuşu. Emre Kınay oldukça zor bir rol üstlenmiş. Ancak uzun zamandan sonra böyle bir karakteri canlandırmak onu epey heyecanlandırıyor. Ya uzun zamandan sonra ilk defa bir kötü karakter. Ben de özlemiştim kötü karakter oynamayı. İyi olacak benim için. Aslım aslı kestim kestik mi olacak? İşgalci işte. Belki hepimiz hatırlarız. Bugün bu rahat rahat vapurlara binip ada sefası yaptığımız, mahvettiğimiz İstanbul'u nasıl şartlarda almışız. Belki biraz daha kıymetini bilmemize de faydası olur diye. Çok memnunum bu karakteri oynuyor olmaktan. Elimden gelen bütün kötülükle oynayacağım ki yani vay be nerelerden gelmişiz de nasıl kurtarmışız bu memleketi olsun. Biraz hatırlamaya ihtiyacımız var. Doğru söze ne hacet. Emre Kınay'ın da söylediklerinden anladığımız üzere aksiyonu, macerası bol bir dizi bekliyor izleyiciyi. Kavgası, gürültüsü, aksiyonu, itişi, kakışı, çatışması, patlaması, çatmaması bol, hareketli. Çizgi roman tadında zaman zaman. Zaman zaman gerçek bir hareket, hikayeden hareketle gidiyoruz ama İstanbul'un işgali gibi. Bu arada Emre Kınay'ın kostümü dikkatimizi çekti. Oldukça orijinal duruyor. Bunların hepsi orijinal, birebir aynı. Yani arşivlerden toplanan fotoğraflar ve orijinal kumaş dokularından vesaireden çalışıldı. Palto keza öyle, silahlar öyle, kayışlar öyle. Yani hangi hayvan derisinden yapıyorlarsa o deriden yapıldı. Ekibimiz sette dolaşmaya devam ediyor. İşte Oktay Kaynarca, namı diğer Ustura Kemal'in yanındayız. Oktay Kaynarca'nın hayatında Ustura Kemal'in bambaşka bir yeri var. Ya Ustura Kemal önemli bir adam benim hayatımda. Çünkü benim çocukluğumda sürekli okuduğum Haldun abinin çok güzel çizdiği, çok güzel resmettiği ve öyküsünü çok güzel yazdığı bir kahraman. Benim için o anlamda hani nostaljik değeri de çok büyük. Ve Ustura Kemal'i benim canlandıracak olmam benim hayatımdaki çok önemli şeylerden bir tanesi bana göre. Bu arada Hüseyin'in merak ettiği bir soru var. Sormazsa içi rahat etmez. Osman Tokat'ın görecek miyiz? Tabii. En önemlisi o. Zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Ustura Kemal'in yani çocukluğundan itibaren zaten. Hani ona alıştırmışlar adam yani tokat atmayı biliyor. Emre Kınay'la da konuşmuştuk. Dizinin kostümleri gerçekten bir harika. Oktay Kaynarca da bizimle aynı fikirde. Kostümleri özellikle hakikaten çok güzel sanat yönetmeni arkadaşlarımız ve kostüm dizaynerlarımız çok güzel organize ettiler. Benim gördüğüm 5-6 tane kostüm var ki şu anda giyip sokağa çıkmamak için kendimi zor tutuyorum. Ustura Kemal'in yönetmen koltuğunda ise deneyimli yönetmen Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Şimdi de onun yanındayız. Startı verdik galiba. Verdik inşallah yavaş yavaş. Isınma turlarına başladık. Değişik bir proje. Evet dönem biraz
Zor bir iş ama keyifli bir iş. Ama zor ama zorluğundan daha fazla da gördüğüm kadarıyla kaliteli bir iş. İnşallah. Yani ona uğraşıyoruz. Başarılı yönetmen Ustura Kemal'le ilgili sevindirici bir haberi veriyor bizlere. Seyircileri cezbedecek birçok sürpriz varmış. Şimdiden söyleyelim. Format olarak filmin içinde şimdiye kadar kullanmadığımız bir çizgi romana benzer bir takım çocuklar olacak. O da çeşitli güzel havalar katacak. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Sağlık. Teşekkür ederiz. Dizinin güzel oyuncusu Naz Elmas. Dönem dizisi ve sen evet. De o dönemden çıkmış gibisin şu an. Evet, çok teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Bayağı içeride emek harcadık, gördünüz. Saçım, makyajı yoktu, daha yok şeyi. Beğendiğinize sevindim yani. Gayet hoş durmuşsunuz Naz Hanım. Sanıyoruz dizide Ustura Kemal'e aşık bir kızı canlandıracaksınız. Konuyu kısaca öğrenebilir miyiz sizin ağzınızdan da? Bizim evimizde birazcık eğlence, neşe ve daha ziyade Kuvayi Milliye'ye, Kemal'e yardımım var benim. Bennett'le aramda bir çatışma ama Bennett'in aşkı ve benim Kemal'e aşkım biraz zincirleme olacak. Görünen o ki Ustura Kemal daha ilk bölümüyle izleyicinin kalbini fethedecek. Biz de sabırsızlıkla ilk bölümü bekliyoruz. Check, check.